Mekan ve İnsan'ın 163. bölümünden herkese merhaba. Ortaklaşa Mekan adlı serimizde bugün Gazhane Çevre Gönülleri ile birlikteyiz. Gazhane Çevre Gönülleri İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Hasanpaşa semtindeki hava gazı fabrikasının endüstri mirası olarak korunması ve ortak bir mekan, kamusal bir mekan olarak kent hayatına katılması için mücadele vermekteler. Bugün Ceyhun Emeksiz ve Işık Demirtaş bizlere katıldı. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum ve kısaca tanıtacağım sizleri. Ceyhun Emeksiz, Gazhane Çevre Gönülleri'nin kendi deyimiyle eski takipçisi, yeni üyesi. Kabataş Erkek Lisesi ve ODTÜ Petrol Mühendisliği mezunu, sigorta acentesi olarak çalışmakta. Haziran Hareketi içerisinde aktif yer aldı ve Sol Parti üyesi. Işık Demirtaş ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, uzun yıllar bankacılık ve dış ticaret alanlarında çalıştı. 1995'ten beri Gazhane Çevre Gönüllüsü olarak kent mücadelesine katılıyor. Son 10 yıldır da edebiyat ile ilgileniyor. Gazhane Çevre Gönüllülerinin galiba Türkiye'nin en uzun soluklu kentsel mücadelelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 26 yıllık bir mücadele ve hani aslında bitmiş de değil, birazdan anlatacağınız üzere. Tarihi hava gazı fabrikasının yakın zamanda bu kadar gündemde olması nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alanı iklim müzesine dönüştürme kararı almış olması. Biz biraz başından başlayalım istiyoruz. Bu endüstriyel miras nedir? 19. yüzyıldan kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Biraz tarihçesinden başlayarak bu kültürel mirası tanıyalım. Bu kısımda şöyle söyleyeyim. Hava gazı endüstri orta çağdan sonra endüstri çağıyla beraber Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılmaya başladı. Şimdi hava gazı kendi içerisinde karbonmonoksit, metan gazı, hidrojen ve karbondan oluşan bir gaz ve az kalorisi olarak da karbondioksit ve azot içermekte. Hava gazının o dönemde ağırlıklı olarak aydınlatma da ve daha sonra da o ısınma ve ısınmadan ziyade aydınlatma ve ocaklarda kullanılıyordu. Yani yemek pişirme de kullanılıyordu. Ve hava gazı üretimi ağırlıklı kömürden yapılıyordu. Şimdi ben ağırlıklı hava gazından bahsedeceğim Hasanpaşa Gazası'na geçmeden önce. Üretimi kömürün yüksek ısıda işleminden sonra çıkan bir gaz. 1000-1200 derecelik bir sıcaklıkta yanıyor ve kömürün bu reaksiyonundan sonra tabii bu çıkan gaz saf gaz olmuyor, bir ham gaz olarak çıkıyor. Bunun içerisinde ağırlıklı katran, amonyak, naftalin ve en sonunda benzen, uçucu daha uçucu olan katı segmentler var. Bu yaklaşık 80 derecelik bir ısıya geldiğinde gazometrelerde depolanıyor su eşliğinde, önce soğutuluyor. Bunun ayrışması için önce katranın ayrışması gerekiyor. Bir cam fanus gibi düşünün. Onun içerisindeki delikli bir fanus içerisinde bu gazın çeperlerini çarpması içerisinde önce katran ayrışıyor. Daha sonra yağlı bir sistem içerisinden geçmesi içerisinde naftalin ayrılıyor. Daha sonra suyla soğutulması neticesinde ise amonyak ayrılıyor. En sonunda kömür dediğimiz kömürlü bir sistem içerisinden geçmesi neticesinde daha hafif olan içindeki en hafif olan benzen gazı içerisinden ayrılışıyor. Ondan sonra da kullanıma geliyor. Hasanpaşa Gazhanesi'nde de ilk çıkan şey ağırlıklı o dönemde Beylerbeyi Sarayı'nın aydınlatması için kullanılıyordu. Daha sonra arta kalan şeyle beraber buradan Kadıköy'den Beykoz'a kadar olan aydınlatma ve ocaklarda kullanılıyor. Bir de bir doğal gaz gibi yüksek kalorili olmadığı için yemeklerde yüksek ısıyla yemek pişiremiyordu. Daha ağır, daha uzun süre yemekler pişiyordu. Siz de bilirsiniz ki ağır pişen yemekler daha lezzetli olur. Hava gazı pişen yemeklerin de o dönemde daha lezzetli olduğu bir bilimsel olarak bir açıklamadır. Türkiye'de İstanbul genelinde Gazhane'nin şeyi 1853 yılında ilk Dolmabahçe'de kurulmasıyla İstanbul'da hayatımıza giriyor.
Daha sonra Kuzguncuk, Yedikule, 1891 yılında da Hasanpaşa Gazhanesi kuruluyor. O dönemde Fransız işletmesi, Charles George denen bir işletme kişi bunu kullanıma 50 yıl süreyle kullanıma sözleşme imzalanıyor. O dönemde tabii kömürle işletildiği için bu gazhanelerin deniz kenarlarına yakın olması gerekiyor. Zaten bu sayede söylediğim yerler de hep deniz kenarına yakın yerler. Kömür nakliyatı gemilerle o zaman tam gemi olmasa da yani deniz yoluyla taşıması yapıldığı için Kubadere'den geliyor. Ve bunun bir başka ismi de Kubadere gazhanesi olarak da geçiyor kayıtlarda. Fransız işletmesi 1924 yılında tekrar bir 50 yıllık bir işletme yeniliyorlar. 1926 yılında ise Yedikule gazhanesini kendi bünyesine alıyor. 1931 yılında ise İstanbul Elektrik Şirketi'ne devrediliyor bu kurum. İstanbul Elektrik Şirketi bunu elektrik kısmına ayırıyor. Sadece hava gazı kısmına devam ediyor. Fakat bu dönemde millileştirmeden sonra kar edemeyince 45 yılında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İETT dediğimiz kuruma devrediliyor. İETT burayı 13 Haziran 1993 yılına kadar faaliyetlerine devam ediyor. Ama o tarihten sonra doğal gazın gelişiyle beraber hava gazı hayatımızdan çıkıyor. Günümüzde bir başka bir not daha. Anadolu yakasında 1810 yılındaki Beykoz'daki kundura fabrikasından sonra ayakta kalan endüstriyel miras olarak en büyük endüstriyel miras tesislerden bir tanesidir Hasanpaşa Gazhanesi. Yani kısaca üret faaliyetin sonuna gelene kadar olan süreç bu şekilde özetleyebiliriz. Peki o zaman biraz da gazhane çevre gönüllülerinin tarihine de bakmak faydalı diye düşünüyorum. Twitter hesabınızda şöyle tanımlamışsınız kendinizi. 20-26 yıllık mücadele, deneyim, süreç, pratik ve katılım. Hakikaten 26 sene böyle bir deneyim, böyle bir mücadele için çok uzun bir süre. Hatta tüzel bir kişiliğiniz de var. Gazhane Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi olarak. Bu süre içerisinde çeşitli festivaller düzenlenmiş, çalışmalar, anketler yapılmış, endüstriyel mirasın yeniden işlevlendirilmesi için de sürekli bir aslında itki sağlamış çevre gönüllüleri olarak sizler ve daha niceleri belki de benim sayamadığım. Bize biraz bu süreci 1993'teki kapanışından bu yana, gazhanenin kapanışından bu yana bu inisiyatifin oluşumu, bir araya gelişi ve 26 sene boyunca da bu motivasyonu nasıl sürdürdüğünüzü anlatır mısınız? Yani çok böyle tek bir cümleyle özetlemek gerekirse bu bir gençlik iddiası. Öyle söyleyeyim. Yani hani böyle 20'li yaşlardayken, 30'lu yaşlardayken hepimiz dünyayı değiştirmek isteriz. Hani o kral çıplak diyen çocuğun gözleriyle bakarız. Etrafımızdaki her türlü aksaklığı görürüz. Ve buna müdahale etmek isteriz. Yani biz de o yörede yaşayan insanlar olarak, yani o dönemdeki gençler olarak böyle duyarlılıkları olan gençler ve aynı yerelde yaşayan, aynı mahallede, aynı yerelde yaşayan gençler olarak yani ben kendi kişisel hikayemde iş yerime giderken gazhanenin önünden geçiyordum. Benim evim Acıbadem'de, iş yerim de Hasanpaşa'daydı, Poyraz Sokak'ta. Yukarıdan aşağıya doğru yürüyerek geliyordum güzel havalarda. O arada gazhaneyi de görüyordum. Sonra bu üretim bittikten sonra alan boşaltılınca hurda muamelesi yapılıp bunların satışlarına falan başlandı. O dönemde Habitat, yani 1996'ya geldik. Habitat süreci var. Bu arada tabii 1994 yılında Hasanpaşa Gazhanesi bir kültür endüstrisi, kültür varlığı olarak koruma altına alınıyor. Levent Ersun tarafından.
Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcısı. Bu yıkımların önünde bir engel kısa bir süre için oluşturuyor ama ondan sonra tekrardan satışlara, işte hurda muamelesi yapılmaya başlanıyor. Biz de bu esnada bu habitat süreciyle ilgili olarak biliyorsunuz o dönemde Birleşmiş Milletler eliyle hem valiliklere hem belediyelere bu yereldeki işte korunma, barınma ihtiyacı da başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili yeni yasaların çıkması da gündemde. Bir takım etkinliklere katılma neredeyse zorunluluğu vardı tırnak içinde, öyle söyleyeyim. Yani biz tabii kamu çalışanı olmadığımız için öyle bir zorunluluğumuz yoktu ama bizi de ilgilendiriyordu. Bu süreç içerisinde kentte yaşayan insanların yaşadıkları mahalledeki yönetime katılma hakları diye başlıklar vardı. Mahallenin ihtiyacı neydi? Mahallenin ihtiyacı, bir kere hiç yeşil alanı yoktu, çocuk parkı yoktu. Bizden önce mahalledeki bakkal arkadaşımız imza toplamıştı zaten, bunu belediyeye iletmişti. Biz devreye girdikten sonra biraz araştırdık. Yani bu habitatın da işte ışığında çok fazla yani Türkiye genelinde de deneyim yok. Dünyada yeni başlamış bu neoliberal politikaların olumsuz etkileri hissedilmeye başlanınca işte başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Rio'da yapıldı bunun bir örneği daha önce. Dünyanın belli merkezlerinde yapılıyor bu toplantılar. Bu sürece müdahale etmek için. Tabii şimdi ben bugün bakınca mesela o zaman bir endüstri sitini koruma kaygısıyla onun önemli bir şey olduğundan yola çıkarak bugünkü alan içerisindeki iklim müzeleri noktasına gelinmiş olması bence bu 26 yılın en güzel açıklaması. Yani hani o zaman sanayileşme, kalkınma, çok öne çıkarılan, çok böyle omuzlarda taşınan, her zaman için özendirilen, yani hala da tabii süre geliyor o, bir şeyken bugün artık o 26 yıllık süreç içerisinde o yaptığı tahribatlar sonucunda sanayileşmenin bugüne gelen noktasında küresel ısınma, bir takım dengelerin tamamen bozulması, ekolojik dengenin bozulması gibi şeylerle bugün artık bu 26 yılın sonunda Hasanpaşa Gazhanesi'nin içinde yeniden işlevlendirme mekanlarından iki tanesi de iklim müzesi oldu. Deyip devam edeyim. Tabii şimdi 26 yıllık bir süreç olduğu için ben zıplaya zıplaya anlatacağım haliyle. Çok da kimseyi de sıkmak da istemiyorum. Biz önce şöyle yaptık. Dedik ki bu mahallenin neye ihtiyacı var? Burası bir kamusal alan. Bu kamusal alanın yeniden işlevlendirilmesi söz konusu. Bu bilgileri de tabii nasıl edindik? Yani hem habitat sürecinden hem de komşumuz bizim Afife Batur da hocamızdı mesela. Profesör Afife Batur bizim mahallemizde oturuyordu, Acıbadem'de oturuyordu ve o bizim için müthiş bir rehber oldu. Yani her zaman saygı sevgiyle anıyoruz. Keşke bütün akademisyenler onun gibi olsa, tabii hepsi çok değerli ama onun aktivist bir tarafı da vardı. Bizim önümüze düştü, öyle söyleyeyim size. Yani bizi işte katılımcılık kavramıyla, kamusal alan kavramıyla falan filan yavaş yavaş böyle el yordamıyla mahalledeki insanlarla bunları konuşarak, hani ihtiyaçlar nedir, bakın bu öyle bir kamusal alan var, burası boş, burayı bu ihtiyaçlar için devreye sokabilirmişiz şeklinde kapı kapı gerçekten dolaşarak herkese anlatarak bir toplantıya davet ettik. Toplantıda da işte Gazhane Çevre Gönüllüleri o şekilde oluştu. Kaptan Hasanpaşa İlköğretim Okulu'nda topladık. Oraya 100 kişi kadar falan gelmişti. Sonra 25 kişiyle kurulduk. Daha sonra 96'da Kültür Çevre Kooperatifi olduk. Daha sonra işte imza topladık. Yani
şöyle söyleyeyim, o yaşadığımız yerelin dokularına kendi attığımız adımları nüfuz etmesi için hep birlikte hareket etmeye özen gösterdik. Bunu yaparken de yani sonuçta ben iktisatçı, ekonomist, bankacı, işte neyse dış ticaret, yani finans işleriyle uğraşan bir insanken tabii ki ilgim vardı bu alanlara. Ama bunları bu süreç içerisinde öğrendim ve aynı zamanda mahalleliyle birlikte öğrendik. Yani biz yereldeki bu öğrenimimiz dediğim gibi çok değerli akademisyenlerle birlikte oldu. Dünyada neler oluyor diye onlara baktık. O dünya örneklerinden burada da olabilir mi'nin tartışmasını yaptık. Daha sonra işte topladığımız imzaları götürdük. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne götürdük. Teslim ettik. 8000 imzaydı. Daha sonra belediyeyi, yani o dönemde belediye yönetimi değişmişti. Daha doğrusu yönetim şöyle, belediye başkanı değişmişti. Biz çalışmalara başladığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sonra belediye başkanı değişti. Ali Müfit Gürtün'e başkan oldu. Ve o bizi gerçekten dinledi. Daha doğrusu ona kendimizi anlatabildik. Öyle söylemek belki daha doğru. İstanbul Teknik Üniversitesi, yani Afife hocamızın ekibi. Yani onlara hep İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, proje ekibi diyoruz biz. Ama o geçen süreç içerisinde işlerinde çok farklı bileşenler de oldu. Ama ilk AVAN projeyi onlar yaptılar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu onayladı 2001 tarihinde. Ondan sonra bu şeye de alındı, yatırım programına da alındı. O bütçenin içerisinde biz bunları hep takip ettik. Tabii ama bunun uygulamaya geçmesi zaman aldı. O arada yönetim değişiklikleri oldu. Başkaları geldi yönetime. Şöyle bir özelliği vardı bunun. AVAN projeyi yapan, yani proje müellifi, İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi proje müellifi olarak uygulama projesinde de her zaman için söz sahibi olacak diye bir madde vardı. Buradan hareketle daha sonra uygulama projesi içerisinde her aşamada danışman olarak İstanbul Teknik Üniversitesi hareket edebildi. Bu sayede biz de, yani bu mahallede ihtiyaç olan şeyleri, o endüstri sitinin korunmasıyla birlikte, bunun için tabii tırnak içerisinde çeşitli anket çalışmaları yapıldı. Yani bu eğilimleri belirlemek için hocalarımızın denetiminde anket çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda bu alanın içerisinde, evet, bir endüstri siti olacak, kendi şeyleri korunacak, yapılar korunacak ama bunların işlevlendirilmesi anlamında mahallede olan ihtiyaçları, orada yaşayanların, bizlerin talepleri doğrultusunda oralarda işlevlendirmelere ağırlık verildi. Yani bugüne gelme süreci 26 yıl aldı ama biz 2010'a kadar, öyle söyleyeyim, alan içerisinde bu projenin uygulanmasını beklerken boş durmadık. Sürekli olarak etkinlikler yaptık. Her yıl bir şenlik yaptık. Bu yaptığımız şenliklerde de amacımız şuydu. Bu alan bittikten sonra bu alanın içerisinde ne gibi şeylerin olmasını istiyoruz? Yani yaptık derken bunu tabii ki işte okullarla, okullar arasında resim nasıl hayal edersiniz diye çocuk. Yani o kadar çok şey yaptık ki şimdi burada onları uzun uzun anlatamayacağım ama her adımda, her kademede, yani çocuklar, gençler, yaşlılar, öğrenciler, sanatçılar, marangozlar, esnaf falan hepsini işin içine katarak şenliklerimizi o şekilde yaptık. Ve bu şenliklerde alan tamamlandıktan sonra burada yapılacak olanların provası özelliğindeydi. Onun için bunları ısrarla yaptık. 2010'da Avrupa Kültür Başkenti'ydi biliyorsunuz İstanbul. O kapsama da alındı Gazethane Projesi. Ama daha sonra ne yazık ki
Yani o aşamada işte gazhane ortak girişimi diye çok farklı İstanbul'daki sivil yapılarla, bağımsız kültür kurumlarıyla işbirlikleri yaptık. Bir masanın etrafında çok toplantılar yapıldı. Gazhane ile ilgili hayaller uçuşturuldu. Hani içinde neler olacak, nasıl olacak falan diye. Ama maalesef olamadı. İşte en sonunda da 2013'te Afife hocamız bizi tekrar çağırdı. Dedi ki inşaat başlıyor, gelin. Oradaki yüklenici firmanın işte bize bir sunum yaptı. Bunları yapacağız. Siz mutlaka olmalısınız. Sizde burası bir endüstri varlığının hafıza mekanı ama siz de buranın sivil kuruluşu olarak buranın sivil hafıza mekanısınız. Sivil gazhane çevre gönüllüleri buranın sivil hafıza mekanı. Sizin de burada yeriniz var. Dokümanlarınızı çok iyi bir şekilde değerlendirin. Siz burada sergi yapacaksınız, arşiv yapacaksınız falan diye bize yine orada önderlik etti. Gerçekten hani bugünden bakınca bu kurulan cümlelerin ne kadar değerli olduğu çok daha iyi fark ediliyor. Hani o zaman biz işte tamam bizim bir sürü arşivimiz var tutalım da ne olacak arşiv tutmakla falan gibi düşünüyorduk. Daha sonra nihayet işte çok farklı, çok zorlu aşamalardan geçtikten sonra bitti. Bittiğini biz öğrendik ama buraya mesela kültür, burası kültür merkezi oldu. Aynı zamanda tabii ki bir kültür varlığı oldu, endüstri varlığı da olduğu için o açıdan da bir işlevlendirilmesi söz konusu oldu. Ama iklim müzesi hani çok yerinde bir şey de bu konuda bize kimse bir şey sormadı. Yani biz bunu basına yapılan açıklamalardan öğrendik. Yani şimdi katılımcı model denince burada çok ciddi bir emek var. Yani dediğim gibi mahallenin içerisinde yani o yörede yaşayan insanlarla sadece mahalle değil. Yani bütün Çeper'deki diğer mahalleler, Kadıköy, hatta Habitat ve 2010 sürecinde bütün İstanbul çeperlerinde burada kendini özne hisseden, buraya aidiyet duyan ve burada bir şeyler yapmak isteyen insanlarla birlikte yapıldı. Yani hani o evet proje aşamasında sorular soruldu, anketler yapıldı. Elbette ki bunlar bilimsel yöntemlerle yapıldı. Öyle yapılması gerekiyordu zaten. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi. O arada bir de şeyi de söyleyeyim, sonra nokta koyayım izninizle. 2003'te biz 2001'de proje onaylandıktan sonra dedik ki ya tamam burası yapıldı ama buranın bir de yönetimi söz konusu. Nasıl yönetilmesi lazım? Yani dünya örneklerine baktık, işte benzer şeylerde nasıl yönetim oluyor? Yani bizde bir katılımcı model olduğu için burada alan içerisinde bu alanı kullanacakların da yönetimde söz sahibi olmaları gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma yaptık. O kitabımız da var. Hani size de belki ulaşmıştır. Eğer isterseniz PDF ortamında da var. Size de ulaştırırız. Hala da bizim o modelimizin üzerine çıkan bir şey yok ne yazık ki. Hani biz onu daha ilerletmeye çalışıyoruz ama keşke bir tane minicik uygulamasını başarabilsek, hani ona ikna edebilsek yerel yöneticileri çok büyük bir başarı olacak diye düşünüyorum. Diyeyim ben nokta koyayım. Peki, teşekkür ederiz. Benim aslında sormayı düşündüğüm bir soruya cevap vermiş oldunuz. Dolayısıyla ben Duygu'ya söz vermeden önce belki bir iki şey ekleyebilirim. Naçizane müsaadenizle. Benim gördüğüm kadarıyla gazhane çevre gönüllülerinin bu 26 senelik mücadelesi aslında Türkiye tarihinde ve dönüşüm alanlarındaki yerelin katılımı, yerelle birleşik ve bütünleşik olma açısından bence çok önemli bir kazanım. Literatürde de bizim alan çalışmalarımızda da hem akademi için hem de sivil toplum
için çok önemli bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Her ne kadar sizin biraz önce tarif ettiğiniz üzere projenin nihai halini siz de basın yayından öğrenmiş olsanız da sürecin içerisindeki varlığınız aslında buranın yok olmasını engellemiş. Ben öyle okuyorum eğer doğru okuyabiliyorsam. Ve yönetimi... Kesinlikle. Ben onu... Çok pardon, onu eklemeyi unuttum. Yani orada çok katlı otopark ve süpermarket yapılacaktı, hastane yapılacaktı, konutlar yapılacaktı gibi gibi. Hani biz bunu engelledik. Evet, bence de dolayısıyla hakikaten bundan sonraki kentsel mücadeleler açısından önemli bir örnek teşkil edecektir deyip sözü Duygu'ya bırakayım. Onun da sormak istediği sorular var. Evet. Teşekkürler. Belki şuna birazcık açıklık getirebiliriz. Bir kalıcı sergi işbirliği protokolü imzaladınız yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Anladığımız kadarıyla yani sizlerin açıklamalarından basına yansıyandan anladığımız kadarıyla size böyle bir rol biçilmiş oldu. Yani bir yönetim modelinde aktif rol almaktan ziyade bir kalıcı sergi işbirliği çerçevesinde. Birazcık bu protokolün ne içerdiğini, bir de restorasyon tamamlandı ama bu yapının yeniden işlevlendirilmesi ne dair detaylar eğer biliyorsanız paylaşabilirseniz çok seviniriz. Tabii. Şimdi aslında bu kalıcı sergi protokolü son derece basit bir şey bize göre. Yani orada ne var? Bizim elimizde çok sayıda doküman var. Hakikaten büyük bir arşivimiz var. Bu arşivimizi hangi koşullarla o şey içerisinde Hasanpaşa Gazhanesi Kültür Merkezi mekanı içerisinde hangi koşullarla kullanılacağına dair bir protokol bu. Çünkü orada zaten idare kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için bu sergi mekanı ile ilgili biz o dokümanlarımızı teslim ederken hangi koşullarla teslim edeceğimize dair basit bir protokol bu. Yani bu protokolü imzalamış olmamız bizim hiçbir şekilde oradaki yönetimle ilgili o yörede yaşayan insanlarla, Kadıköy'dekilerle birlikte o alanı yönetmeye talip olmaktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmemeli. Onunla hiçbir alakası yok. Ya zaten bu herhangi bir serginin protokolü, öyle düşünüyorum. Yani bir sanatçı da orada bir sergi yapmaya kalksa bu tür bir protokol yapacaktır. Ama Gazhane Çevre Gönüllüleri olarak bizim çok önemli bir farkımız var. Yani biz bu alanın gerçekten öznesiyiz. 26 yıldır biz bu alanı o katılımcı modelle kamusal alanda şu andaki varlığını bu noktaya getirebilmek için bir sivil kent hareketi olarak çok şey biriktirdik. Yani bizim tarihimiz de var burada. Dolayısıyla yani bu sivil kent hareketinin bellek mekanının da orada gazhanenin içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla da biz evet kalıcı sergi mekanı olsun ama aynı zamanda bu işte biraz önce Melis Hanım'ın söylediği gibi sizlerin de işaret ettiğiniz gibi gerçekten çok önemli bir çalışmaysa, bir kent hareketi ise, işte literatüre geçmesi gereken bir şeyse, yani ders olarak hakikaten o zamanlar konuşuyorduk, ya çok mu abartıyoruz falan diyorduk. Hiç öyle olmadı. Yani biz bu konuşmayı yaptıktan 5 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdilerde çok daha bariz bir şekilde ortada. Dolayısıyla da bunu atölye çalışmalarıyla yaygınlaştırma anlamında orada bir mekan da gerekiyor. Yani bu Gazhane Çevre Gönüllüleri bunu işte sanatçılarla yapabilirler, marangozlarla yapabilirler, mahalle içerisindeki çocuklarla, gençlerle, ne bileyim müzisyenlerle, üniversite öğrencileriyle, hocalarıyla, akademisyenlerle, yani orada kendini özne olarak tarif eden kim varsa onlarla biz birlikte o alan içinde bir şey yapmak istiyoruz. Yani bu dileğimizi de zaten ilettik bu kalıcı sergi protokolüyle ilgili ilk ve son kez görüşmeye gittiğimiz zaman İstanbul Kültür Varlıkları
daire başkanlığına görüşmeye gittiğimizde kendilerine de söyledik. Dedik ki yani biz buranın zaten öznesiyiz. Yani biz buranın öznesi olduğumuz için bizim buradaki geçmişimiz, 26 yıllık geçmişimizin de sergilenmesi gerekiyor. Ayrıca bu modelin de sergilenmesi gerekiyor. Yani bir sivil kent hareketi olarak bunun işte nasıl diğer STK'lara orada yer verecekler, onlar atölyeler yapacaklar falan. Yani sizin için bunun bir önemi varsa biz bunun atölyesini de yapmaya hazırız. Yani tabii son nefesimize kadar olacak durumu yok ama biz sürekli açık çalışıyoruz. Yani her zaman için yeni katılacak olan genç arkadaşları zaten bu işin sürekliliği böyle olur yani. Her zaman için bu şekilde devam edecek bu. Ayrıca da bu alandaki öznelerle birlikte İBB'ye dedik ki, o kültür varlıkları daire başkanının kendisine söyledik, ekip olarak da oradalardı zaten. Biz dedik burada bir masa oluşturmak istiyoruz. Bu masanın etrafında bütün bu alanda bir şeyler yapmak isteyen, yani yerelin önceliğini hiçbir zaman göz ardı etmeksizin, burada yapılacak olanları insanlar planlasınlar, işte aktörleri, özneleri, biz özneleri dedik. Siz de takip etmişsinizdir. Bunun için bir takım seminerler yaptık. En sonunda da forum yaptık. Alan içinde geziler yaptık. Yani işte bu özneler 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. Ama bu olabileceklerin şu anda bence %40'ı falandır. Hani çok daha peşi sıra bu yol açıldığında gelecek olanlar vardır diye düşünüyorum. Bu masayı kuralım dedik. Bütün bu öznelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu masada bizimle eşit bir şekilde oturan ve bu projelere destek veren, çünkü bir taraf olarak evet idaredir, aynı zamanda yani daha önceki şeyin İSKİ miydi? Neydi? Ha, İETT Genel Müdürü'nün dediği gibi burası bizim mülkümüz, siz burada düğün yapamazsınız falan dedi adam bize. Yani biz dedi işte satacağız bunları, temizleteceğiz falan geçmiş zaman. Yani şu anda idare tarafı ve şöyle bir farkları var. Yani Ekrem İmamoğlu hem seçim bildirgesinde aynı zamanda da seçim bildirgesinin haricinde zaman zaman İstanbul'daki açılışlarda yaptığı deklarasyonlarda, bunlar yazılı ya da sözlü olabilir, her zaman için katılımcılığın altını çiziyor. Porto Alegre modeli diyor başkan. Yani işte burası da Neşeli Hasanpaşa olsun yani. Yani burada çünkü gerçekten çok iyi bir temel atılmış durumda. Eğer bunu bu şekilde hani işte kalıcı bir yönetimle orada bir masa etrafında bir model oluşturabilirse İBB, bu kendi politikasına da uygun bir model ve bunu yaygınlaştırabilir bunun üzerinden. Bunu yapmayacak olursa da burası herhangi bir kültür merkezi gibi, hani hep o eski reflekslerin artık böyle iyice kılcallara işlemiş. İşte bir başkanım bize oradan bir yer verin, işte bize bir tane şey sergi mekanı verin, bize de şunu verin, bunu verin. Yani yazık olur hani. Gerçekten 26 yıldır biz katılımcı modelle uğraştık, böyle bir şey olsun diye değil. Yani çok yazık olmuş olur. O yüzden bu taleplerimiz geçerli. Yani bir o yuvarlak masa etrafında birlikte oturmak, buna öncülük etmesi, aynı zamanda burada işte katılımcı bütçe falan, bunlar bir şekilde her zaman için yapılabilen şeyler, uygulamaları var. Ama önemli olan o masayı oraya kurmaktır, o alanın içerisine. Ve yerelden kopmaması çok önemli. Bir de biz buranın steril bir alan olmasını da istemiyoruz. Yani burası sürekli yaşayan bir şey olması lazım, kültür merkezi. Sürekli etkinlik yapılacak, bir taraftan üretecek, o ürettiği şeylerle biz dönüşeceğiz, dönüştüreceğiz. Yani sürekli hep devinim halinde, hareket halinde yaşayan bir mekan olması gerekiyor ve
İnsanların gerçekten birbirlerine dokunabildikleri, değebildikleri, birbirlerine destek olabildikleri, ortaklaşa bir iş yapabildikleri bir yer olmasını biz arzu ediyoruz. Yani bunun için bunca senedir uğraştık. Umarım onlar da bunun farkındalar diye düşünüyorum. Çok yoğun olduklarını da biliyorum ama burada hakikaten epeyce alınmış bir mesafe var. Küçük küçük adımlar atarak bunu taçlandırabilir yerel yönetim. Kendisi için de bizim için de memnuniyet verici bir sonuç olur. Bu kalıcı sergi mekanı ile ilgili de son anda bir problem çıktı. Onu da söyleyeyim. Bu bize gösterdikleri, çünkü daha önceden bize hiçbir şey sormadan kendileri oraları işlevlendirdikleri için, İklim Müzesi'nde olduğu gibi ve diğerlerinde olduğu gibi, bu bize gösterdikleri o binası biraz önce Ceyhun anlattı, fabrikanın işleyişini anlatırken, soğutma kulesi. Soğutma kulesiydi. Yani sergi yapmak için hiç uygun bir yer değil ama dedik ki tamam, hani işte dijital şu bu, zaten bizim sergi yapma anlayışımız, çok değerli arkadaşlarımız var sizler gibi. Eda var, Ayça var. Yani onların müthiş fikirleri var. Bizim de müthiş bir arşivimiz var. Bir şey olarak geçmişten getirdiğimiz, öyle söyleyeyim. Fakat sonra hocalar dediler ki, Gülsün Hoca dedi ki, ya bu zaten sergi objesi kendisi. Kendisi dedi obje. Yani burayı bir sergi mekanı gibi düşünürsek, Hasanpaşa Gazhanesi'nin içine, bu da bir obje dedi. Yani siz bu objeyi başka bir şey yaparak başka bir şekilde kullanamazsınız. Şimdi kaldık gene biz böyle. Hani sonuçta tabii ki biz kendi şeylerimizi yapıyoruz ama 23'ünde açılacak deniliyor. Öyle bir süre koymuşlar önlerine. Yani 23'üne kadar bu açılışta bizim sergi mekanımız olmayabilir. Bu etkinlikleri nasıl yapacaklar? Açılış programlamasına bizi katmayı düşünüyorlar mı? Katarlarsa çok güzel olur. Yani katmazlarsa da bizim için güzel olur. Yani kendileri bilirler sonuçta. Çünkü biz yıllarca o alanda kendimiz yaptık etkinlikleri. Ama tabii ki gönül istiyor ki bundan sonra, yani 26 yıl boyunca büyük bir dirençle, çabayla, katılımcı modelle bugüne kadar getirilmiş şeyi sıradan herhangi bir kültür merkezi örneğine aşağıya doğru indirmemek lazım. Yani hani bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Böyle işte. Sorularınıza cevap oldu mu bilmiyorum. Atladığım bir şey oldu mu? Tabii ki gayet, yani bu kadar uzun süren bir mücadeleyi yarım saate sığdırmak ne kadar mümkünse sanırım sığdırabildik. Umarım izleyicilerimiz de benzer düşüncedirler. Ben sadece tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maalesef yayınımızın sonuna geldik. Belki ufacık şunu ekleyebilirim ben de, seminerlerinizden birine atıfta bulunarak, gazhane açılırken bir kamusal mekan öznelerini arıyor diye bir çağrınız vardı. Belki bunu buradan da tekrarlayarak başka öznelerin de bu mücadeleye katılmasını teşvik ederiz. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle bekliyoruz. Öznelerini bekliyor gazhane. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Oranın yaşayan bir agav olmasını istiyoruz biz. Yani kısaca ben böyle de kapatmış olayım ben de. Teşekkür ederiz. Duygu'nun da söylediği gibi gerçekten 26 senelik bir mücadele ve sizin altını defaatle çizdiğiniz üzere aslında orada bir bellek mekanı var. Dolayısıyla insanın belleğini kısa süreli bir programa sığdırması elbette mümkün değil. Ama umarım bu program aracılığıyla henüz size ulaşamamış, sizi tanımamış olan izleyenlerimiz var ise, böylelikle bu program aracılığıyla onlara çalışmalarınızı, mücadelenizi ve aslında bir yönetim modeliyle ilgili önerinizi ve katılıma dair önerilerinizi takip edebilecekleri bir oluşumu onlara sunmuş olduk sayenizde. Teşekkür ediyorum ben de. Hem çok teşekkürler. Sadece takip etmesinler, gelip katılsınlar, özne olsunlar. Evet. Tekrar teşekkür.
Teşekkürler. Bu çağrınızı da tekrar böylelikle hem Duygu hem de sizin aracılığınızla tekrar hatırlatmış olduk. Böylelikle programı bu hafta için kapatıyoruz. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 164. bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Sinem Seçer'le Bomonti'nin dönüşümünü konuşacağız ve üretim dinamikleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımızla ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir ve Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.